Evet arkadaşlar, bugün sizler için Lenovo H05 Bluetooth kulaklığın kutu açılımını ve nihai kullanıcı, yani son kullanıcı olarak kendi görüş ve tecrübelerimi paylaşacağım. Ürünü internetten satış yapan alışveriş sitelerinin birinden aldım. Ürünün ortalama fiyatı 75 lirayla 100 lira arasında değişiyor. En uygun 76 lira versem 76 lira aldım. Ürün kutusundan bu şekilde çıkıyor. İçerisinde 2 adet üzerine takılı kulaklığı mevcut. Bir adet eski Android'lerden şarj aleti var. Daha doğrusu şarj kablosu var. Kullanım kılavuzu zannedersem İngilizce. İçerisinde Türkçesi yoktur diye düşünüyorum. Evet. İçerisinde Türkçe anlatımı yok. İçerisinden yedek 2 adet kulaklık süngeri çıkıyor. Bunlar büyük ve küçük olmak üzere iki farklı ebatta. Başka kutunun içerisinde bir şey gözükmüyor. Ürünün genel plastik yapısını inceleyecek olursak çok kaliteli bir plastiği yok ama tabi çok da dandirikten de bir plastiği yok. Orta segment, parasına göre ideal bir ürün diyebiliriz. Biraz aerodinamik yapısı benim hoşuma gitti. Ben daha önce Samsung Level U kullanıyordum. Boyuna tam olarak oturuyor. Level U'da biraz boşluk kalıyordu. Biraz esneklik oluyordu. Bu tam olarak oturuyor. Genel görüntüsü idare eder. Birazdan ürünü test edip edinmiş olduğum tecrübeleri sizlerle paylaşacağım. Ürünün cihaza tanıtımı son derece basit. Cihazınızın Bluetooth özelliğini açıyorsunuz. Cihazınızın Bluetooth özelliğini açtıktan sonra buradan power tuşuna mavi ışık yanana kadar elinizi basıyorsunuz. Daha sonra şurada şöyle göstereyim. Kırmızı mavi bir ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu ışık yanıp sönmeye başlayınca aygıt ekleye tıkladığınız zaman telefonunuz ürünü Lenovo H5 olarak görüyor. Telefon ve kulaklık arasındaki haberleşmeyi tam olarak sağlayabilmek için bu işlemin akabinde power tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda telefonunuz ve kulaklığınız otomatik olarak senkronize olmuş oluyor. Ürünün genel kullanımı güzel, hafif, rahatsız edici bir yapısı yok. Ben sevdim. Bu ürünü almadan önce internette biraz araştırma yaptım. Araştırmalarda mıknatısının çok zayıf olduğunu söylemişlerdi. Bence tam tersine, mıknatısı gayet güzel. Daha önce kullandığım birçok kulaklığa nazaran çok çok güzel. Benim mıknatıs yapışım özelliği hoşuma gitti. Sadece şey var, şu kablo biraz çok gereğinden fazla uzun. Hani bu da kullanım haricinde rahatsız eder mi? Evet, ediyor. Daha sonra görüntü olarak şöyle baktığımız zaman bu kulaklığın üzerinde R yani right demiş sağ taraf. Buraya da L yani left sol taraf demiş. Kulaklığı böyle baş aşağı sallayıp baktığımız zaman sağ tarafın kulaklığının solda, sol tarafın kulaklığının sağda olması gerekiyor gibi bir izlenim bırakıyor. Hani görsel olarak tam tersmiş gibi bir görüntü var. Kulaklığın kulağa oturuşu falan güzel. Rahatsız etmiyor. Şarj süresi ideal, ekonomik. Kullanım süresi de yaklaşık 6-6,5 saat kadar kullanabiliyorsunuz. Ürün fiyatına göre güzel. Ses kalitesi Samsung'la kıyaslayacak olursak bir tık geride. Ama piyasadaki eşdeğer ve fiyat bandına diğer ürünlere kıyaslayacak olursak diğer ürünlere nazaran biraz daha güzel. Sadece beni bu üründe rahatsız eden olması gereken bir özellik titreşim.
Bu kulaklığın titreşim özelliği yok. Bu benim için çok büyük bir eksi puan. Hani telefon birazcık uzağınızdaysa, telefon çaldığı zaman kulaklıktan herhangi bir ses, herhangi bir belirti, herhangi bir ibare yok. Bir de tuşlar aç kapa, ses aç kapa ve on off tuşu çok zor kullanımda bir yerde. Hani telefon çaldığı zaman telefonun ekrana dokunmadan üstündeki power tuşuna bastığınız zaman telefona cevap verebiliyorsunuz ama power tuşunu bayağı bir aramanız gerekiyor. El olarak ulaşılması zor, hissedilmesi zor bir noktada. Ses kalitesi tatmin edecek boyutta, basları güzel veriyor. Müzik istediğiniz tür müzikleri rahatlıkla, gönül rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Ben bu kulaklıktan iki takım aldım. İkisinde de aynı şey dikkatimi çekti. Müzik dinlerken herhangi bir sıkıntı, problem yok. Gayet başarılı ama telefonla konuşurken sağ kulaklıktan hafiften bir cızırtı geliyor. Acaba benim telefonumda mı var bir sıkıntı diye düşündüm. Farklı birkaç telefonda daha ürün denedim. Aynı sıkıntılar mevcut. Sağ kulaklıkta benim izlenimim, benim teşhisim, benim görmüş olduğum sıkıntı. Tatlı bir cızırtı var. Hani çok dikkat etmeseniz onu hissetmiyorsunuz ama sağ kulaklıktan hafiften bir hışırtılı ses geliyor. Ama bu ses, bu hışırtı müzik dinlerken yok. Mantık dışı. Yani telefonda sıkıntı olsa başka bir telefonda bu sıkıntıyı yaratmaz. Üründe sıkıntı olsa müzik dinlerken neden böyle bir hışırtı yapıyor? Onun haricinde bir sıkıntı yok. Fiyatına göre gayet ideal alınabilecek bir ürün. Sadece dediğim gibi tek rahatsız eden kısmı şuradaki kablo çok gereksiz uzun. Bir de aç kapa, ses aç kapa, power tuşu çok elle müdahale edebilecek noktada değil. Kullanımı kolay değil bu yüzden. Ama dediğim gibi ürünün boğaza oturması, şu plastiğin elastik özelliği falan idare eder. Gayet güzel. Kullanılabilir. Şarj süresi dediğim gibi tatmin edici boyutta. Deşarj süresi kullanımda, yoğun kullanımda özellikle müzik falan dinlerken ortalama 5-6 saat gibi gidiyor. Ama sadece telefon kullanımda birkaç gün sizi idare edebilecek düzeyde. Sadece şarj süresi birazcık uzun. Yaklaşık 1 saatin üzerinde 2 saate yakın gibi bir sürede şarj oluyor. Çekim mesafesi olarak çok fazla bir çekim mesafesi beklemeyin. Hani ben odanın birinde telefonu bırakıp diğer odaya gittiğim zaman ses çok hışırtılı, çok zor geliyor ki zaten diğer odada telefonun sesin kısıksa ya da titreşimde ise telefonun çaldığını anlamıyorum. Çünkü dediğim gibi kulaklıktan herhangi bir titreşim, müzik sesi vesaire hiçbir uyarı, telefonun geldiğine dair hiçbir belirti yok. Ürün artılarıyla eksileriyle güzel bir ürün. Fiyatına göre ideal bir ürün. Ama tabi Lenovo ismi adı altında biraz beklentisi olanlar olabilir. Çok fazla beklentiye girmeden bu ürünü alabilirsiniz. Ürün fiyat bandına göre güzel. Dediğim gibi alınabilir, kullanılabilir. Dış ortamda kullanımı biraz sıkıntılı. Çünkü dış sesleri çok fazlasıyla alıyor. Dışarıdaki bütün ayak seslerini, diğer insanların konuşma seslerini, atmosferin seslerini, rüzgar vesaire bütün sesleri alıyor, karşı tarafa iletiyor. Özellikle araç kullanırken aracın motor sesini, işte hafif camı açtığımızda rüzgarın sesini çok çok fazla karşı tarafa iletiyor. Karşı tarafta tabii bu sebepten ötürü biraz iletişim zorluğu sağlayabiliyor. Ama dediğim gibi hani fiyat 75 lirayla 100 lira arasında alınabilecek en ideal kulaklıklardan bir tanesi. Ben bunu kullanırken hep Samsung Level U'yla kıyaslayarak kullandım. Sadece ikisi arasındaki fark dediğim gibi basta çok hafif bir eksiklik var. Hani çok fazla bir bas beklentiniz olmasın ama çıkarmış olduğu bas sesi sizi çok çok fazlasıyla tatmin edebiliyor. Kullanım süresi ideal, şarj süresi kısa, deşarj süresi uzun, standby'de bekleme süresi Samsung'la hemen hemen aynı. Kullanım aerodinamiği güzel, rahatsız edici bir plastiği yok. Plastiğin kalitesi dediğim gibi yine teni rahatsız etmiyor. Hani boyundaki oturuşu güzel, hani sizi boğmuyor ve çok da esnek değil. Ben Level U'yu defalarca düşürdüm.
Bu zannedersem düşmez tabii, birkaç gün sonra kullandıktan sonra deforme olur. Şuralar esner mi bilemiyorum ama şu an için pek esneyecek gibi durmuyor. Şu an içinki yorumlarım olumlu. Evet arkadaşlar, Lenovo H5 Bluetooth kulaklığın yaklaşık 2 gündür kullanımını gerçekleştiriyorum. Görmüş olduğum artı ve eksileri sizlerle paylaşacağım. Bir artı görmedim. İlk aldığım dönemde, ilk aldığım günde, ilk aldığım andaki tecrübelerim biraz su götürürdü ama şu anki tecrübelerim çok da olumlu değil. Öncelikle şunu belirteyim. Hani telefon kulaklık kendini sürekli kapatıyor. Neden kapattığını hala anlamış değilim. Ara ara kapanıyor. Konuşurken mesela şu an ses kaydını kulaklık üzerinden yapıyorum. Aracın motor sesini tamamen alıyor. Normalde şimdiye kadar hiç kulaklığımda bu sıkıntıyı yaşamadım mesela. Şu an sizinle konuşurken benim ses tonumla birlikte fonda da aracın motor sesi geliyordur büyük bir ihtimalle. Çünkü bugün birkaç deneme yaptım. Yapmış olduğum bütün denemelerde aracın alt tarafından motor sesini çok fazla aldığını gördüm. Dediğim gibi çevre etken sesleri çok fazla karşı tarafa iletiyor. Bir de telefon konuşması yaparken ve görüşme yaparken ses sürekli kesik kesik geliyor. Telefonla kulaklığın arasındaki mesafe çok fazla değil. Mesafeyi çok fazla zaten açmıyoruz da açsak herkes zaten hiçbir ses transfer olmayacak herhalde. Ses transferi tatmin edici değil. Karşı tarafa ses hışırtılır ve kesik kesik gidiyor. Müzik dinlerken sadece müzik dinlemek için kullanmayı düşünüyorsanız idare edebilir, su götürür ama müzik artı telefon görüşmesi, aktif olarak telefon görüşmesi yapıyorsanız verim yok, sıkıntı çok. Söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Lenovo H5 Bluetooth kulaklıkla ilk önce güzel bir tanışma oldu. İlk bir iki kullanımda memnundum ama bir haftalık bir kullanımın akabinde çok fazla dezavantajları var. Hemen kısaca bunlardan bahsedeyim. İlk kullanımda şarjı çok güzeldi ama ikinci, üçüncü günlerde şarj performansı düştü. Telefonla haberleştiği zaman Bluetooth üzerindeki şarj göstergesine baktığımızda kulaklığın şarjı %80'lerde, %90'larda ama ürün kendi kendini gün içerisinde defalarca kapattı. En büyük dezavantajlardan bir tanesi Bluetooth'un kapsam alanından dışarı çıktığınız zaman, atıyorum 5-6 metre, 10 metre kadar telefondan uzaklaştığınız zaman bağlantı kesiliyor. Bu doğal bir şey, kesilebilir. Ama tekrar telefona yaklaştığınızda bağlantıyı otomatik olarak algılamıyor, otomatik olarak kurmuyor. Dolayısıyla telefonunuz çaldığı zaman Bluetooth'unuz devre dışı kalmış oluyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi dışarıdan çok fazla ses alıyor. Özellikle araç kullanırken kullanmayı düşünüyorsanız karşı taraf sesinizi duymakta çok güçlük çekiyor. Motor sesini ve dış ortam seslerini çok çok fazla, gereğinden fazla alıyor. Ben bunu daha çok video kayıtlarında kullanıyordum. Gimbal'la kullanırken hani, Bluetooth mikrofon görevi görsün düşüncesiyle almıştım ama dışarıdan çok çok fazla ses alıyor. Hem video çekimlerinde berbat bir ses kalitesi ortaya çıkıyor hem de telefon görüşmelerinizde. Aynı zamanda şöyle bir sıkıntımız var. Telefon görüşmelerinde sürekli ses karşıya kesik kesik gidiyor ki bu kulaklık telefona ne kadar yakın olursa olsun fark etmiyor. Aynı sıkıntıyı defalarca yaşadım. Yapmış olduğum birçok telefon görüşmesinde bu sıkıntıdan muzdarip oldum. Ürün fiyatına göre güzel. Hani kendi klasmanlarındaki ürünlere nazaran güzel ama Lenovo adı altında bir beklentiye girip de alacaksanız çok büyük bir beklentiniz olmasın. Plastik kalitesi güzel, idare eder. Kulaklık kalitesi, kauçukların kulağa oturumu, uyumu falan güzel, aerodinamik güzel düşünülmüş. Ama telefon çaldığı zaman herhangi bir uyarı, herhangi bir zil sesi, titreşim vesaire vermiyor size. İkincisi, Bluetooth kapsama alanından çıktığınızda, tekrar dönüş yaptığınızda otomatik bağlantı yapmıyor. Üçüncüsü, bu bağlantıyı hani elle yapmaya çalıştığınız zaman bile ben birçok kez şahit oldum. Telefonunuz çaldığında, telefona cevap verdiğinizde Bluetooth'ta konuşabilmek için telefonun ekrandan hands-free ve diğer ortam seçimlerinde kulaklığı seçmek zorunda kalabiliyorsunuz.
Bunun için telefonun Bluetooth'unu kapatıp geri açıp tekrar haberleşme yapmanız gerekiyor. Yani bu benim telefonumla ilgili bir sıkıntı olabilir gibi bir izlenim bırakabilir ama birkaç farklı telefonlarda da denedim ben. Aynı sıkıntılar mevcut. Kapsam alanından çıkıp geldiğiniz zaman bağlantı problemi yaşıyorsunuz. Çekim mesafesi birazcık zayıf. 5-6 metre gibi bir çekim mesafesi var. Ofis tarzında bir yerde çalışıyorsanız ofis içerisinde kullanılan klima, vantilatör ya da herhangi bir parazit yapabilecek elektronik cihazlara çok çabuk etkileşime girebiliyor. Bu da tabii ki haberleşme kalitesini ve ses transferini etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Konuşurken karşıya bu tip sesleri, parazit seslerini de iletebiliyor. Bunlara da şahit oldum. Ama fiyatıyla kıyaslayacak olursak fiyatına göre idare edecek düzeyde bir ürün. Hani plastik kalitesi falan, aerodinamik falan güzel. Ama Lenovo adı altında dediğim gibi bunu birkaç kez tekrarladım. Lenovo adı altında beklenti içerisinde alacaksanız bir beklentiniz olmasın.